Merhaba arkadaşlar. Shoei'nin Hornet ADV Navigate kaskı bu. Şu anda karşımızda olan. Bu kaskın nasıl bir özelliği var? Bu kask dual support bir kask. Yani dual support ne demek? İsterseniz bu üstündeki tereyi şuradan çıkartıp ondan sonra normal bir kaskmışçasına kullanabilirsiniz. Yani enduro ve cross motorlar için özel yapılmış bir kask. Şöyle diyeyim. Şu ön tarafında bir tane kilit mekanizması var. Biraz daha yüksek hıza çıktığınız zaman bu kilit mekanizmasının neye yaradığını gerçekten anlarsınız. Kilit mekanizması sizin yüksek hızlarda açılmasını engelliyor tabii ki. Açtığınız zaman çok geniş bir bakış açısı var. Karbon fiber özellikleri olan, trikompozit özellikleri olan bir kask. Ön tarafındaki hava kanalları çok iyi planlanmış. Çünkü çok iyi hava alıp vermesi için yapılmış bu kanallar. Burnunuzun hemen önünde bir tane hava kanalı var. Bu hava kanalı elle idare ediliyor. Aynı zamanda bu camınızın buğulanmasını engelliyor. İç tarafındaki pedler terlediğiniz zaman teri çabuk kurutabilen özelliğe sahip. Ve iç tarafındaki pedler rahatlıkla çıkıyor. Nefes alabilen pedler yani. Özel delikli bir yapısı var. Alt tarafında da görünüşü şöyle. Yani boynunuza çok iyi oturması için yapılmış. Boynunuzun sarsıntılara karşı dayanıklılığını arttırmak için yapılmış ve kımıldamayacak, hani boynunuz içinde dolaşmayacak şekilde yapılmış. Ama tabii hani bu çok sert bir kask demek değil. Double D bir bağlantısı var. Biliyorsunuz bu en güvenli bağlantı çeşidi. Bununla MotoGP'de kullanılıyor. Tabii bu MotoGP kaskı değil tabii ki. Altında boynunuzu yani çene altınızı yırtmaması için bir tane desteği var. Yumuşak bir destek var. Hava kanalları gerçekten çok iyi planlanmış. Dual sport olduğunu söylemiştim zaten. Şöyle bir daha şu camını kapatalım. Hemen şuraya bakalım. İçinde pin lock takılabilecek pinleri var. Şurada bir tane hava kanalı var. Bu hava kanalı şu tepedeki hava giriş çıkışını idare ediyor. Şöyle yakından göstereyim. Üst tarafında da hava kanalları var. Şuradan ne kadar net görünüyor emin değilim. Fakat şurada hemen camın hemen üstünde, kaskın tam tepesinde bir tane daha elle idare edilebilir hava kanalı var. Bu hava kanalı da gerçekten hem camınızın buğulanmasını engeller hem de rahat ferah bir sürüş sağlar. Bu hava kanallarından hemen camın iç tarafında ve kafanızın hemen üstünde böyle 2, 4, 6, 8 çiftli 4 tane 8 tane hava girişi bulunuyor. Bu hava girişleri de gerçekten ön camınızın buğulanmasını engelleyecektir. İç tarafına tekrar bakalım. Diyelim bir kaza yaptınız. Bu kaza sonucu da kaskınızın hastaneye gittiğinizde kaskınız kafanızdan rahat çıkabilmesi için şurasında iki tane turuncu kırmızı görünen yer var. Bunları çekerek kaskı kafanızdan rahatça çıkabilmesini sağlıyorlar. Aerodinamik performansı çok yüksek olduğu için ve arkasında birleşik bir spoiler olduğu için gerçekten hani rüzgarı alıp arkasından rahatlıkla verebilmesi için yapılmış. Bu sarsıntıyı engelliyor biliyorsunuz. Birkaç özelliğinden daha bahsedeyim. Çabuk çıkabilen bir terek ve ön cam yapısı var. Dış kabındaki fiber 6 katmandan oluşuyor. Bu 6 katman birbirinden dayanıklı şekilde yapılmış. 6 tane katmanın üst üste gelmesiyle oluşmuş. Yani gerçekten dayanıklı bir kask alıyorsunuz. Biraz daha Shoei yuvarlak ve konik kafa yapısına sahip arkadaşlara daha iyi olacaktır. Hepinize iyi sürüşler.